Dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Ayrıntılı Osmanlı Tarihi serisini ele aldığımız Ayrıntılı Osmanlı Tarihi'ni ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Yıldırım Beyazıt dönemi Anadolu fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Yıldırım Beyazıt dönemi İstanbul kuşatmaları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1. Beyazıt, padişahlığının ilk yılı olan 1389'da Bizans İmparatorluğundaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi. 5. Yannis Palaiologos tahtta bulunuyordu. Ama yeğeni 7. Yannis Palaiologos, Kosova Savaşı sırasında Gırnova'da bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. 1. Beyazıt'ın da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1390'da Yıldırım'ın sağladığı bir Türk birliği desteğiyle amcası 5. Yannis'i ikinci defa tahttan indirmeyi başardı. Fakat 7. Yannis şimdiki 7 kule yerinde olan Altın Kapı Hisarı'nda kendini savunmaya başladı ve oğlu Manuel'i Midilli adasından çağırdı. Midilli'den Rodos'tan Cihan Sövalyeleri gemileriyle gelen Manuel ve babası 3 hafta süren bir şehir iç savaşı sonunda tekrar 5. Yannis'i Bizans İmparatorluğu tahtına getirdiler. Destek verdiği kişinin tahttan indirilmesinden hoşlanmayan 1. Beyazıt ise Osmanlılara yıllık tazminat ve askeri yardım sağlamakla yükümlü olan bir vasal devlet olan Bizans'tan 1390'da çıktığı Anadolu seferi için yardım istedi. Ve Manuel Yıldırım'ın Anadolu seferine katılmak zorunda kaldı. 1390'da Bizans İmparatoru 5. Yannis, Beyazıt'ın Anadolu'da olmasından yararlanarak İstanbul'da İstanbul şehir surlarının şimdi 7 kule içinde kalan tören kapısı olan Altın Kapı civarını şehrin içinde ve etrafında bulunan kullanılmayan ve yıkık kiliselerden alınan taşlar ve mermerlerle pekiştirmişti. Bu projeye kızan 1. Beyazıt bu yeni yapıları yıkmasını ve bu yıkım yapılmazsa iki devlet arasında savaş başlayacağını ve Yıldırım'ın yanında bulunan imparatorun oğlu ve varisi Manuel'in gözlerinin görebileceğini söyleyerek tehdit etti. Çaresiz kalan 5. Yannis, sultanın bu isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı ve bu yeni sur tamirlerini yıktırdı. Bunu çok utandırıcı bulan 5. Yannis, bu nedenle sinir buhranları geçirdi. 16 Şubat 1391'de öldü ve yerine oğlu 2. Manuel Palaiologos geçti. 2. Manuel, Yıldırım'ın şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir cami yapılması ve yıllık verginin arttırılması isteklerini kabul etmeyince Yıldırım, aralıklı olarak 1391 ile 1400 dönemlerinde İstanbul'u karadan ve denizden 4 defa kuşatıp kara ablukası uygulamaya başladı. 1391'de İstanbul karadan ve denizden kuşatıldı. Bizans'a gözdağı vermek için yapılan ve 7 ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi. 1395'te Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 3. kez kuşattı. Ancak sonuç alamadı. Ve kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmayı kaldırdı. 1396'da Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 3. kez kuşatıp tekrar kuşatmayı kaldırdı.
1400'de İslam 1400'de Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa ülkelerine yeni bir Haçlı seferi için örgütlemeye çalışması üzerine Yıldırım Beyazıt İstanbul'u dördüncü kez kuşattı. Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Evet, şimdi dostlarım bu konuyu da bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi gelin bu konuyu başka bir kaynaktan dinleyelim. Bakalım video sal kaynaklarımız bu konuyu nasıl anlatmışlar. Evet. Tabii ki Yıldırım Beyazıt bakın İstanbul'u 4 defa kuşatıyor ama her birinde istisnasız her birinde mutlaka bir sorun çıkıyor. Bu da enteresan bir durum gerçekten. Evet, bunu da böyle belirtip şimdi videomuzun ikinci kısmına yani video denetim kısmına geçelim. Evet. Orta Çağ'ın son büyük Haçlı Seferi olan Neybolu Muharebesi'nden sonra Osmanlı akıncıları Macaristan içlerine girerek pek çok ganimetlerle geri döndüler. Bayezid Macaristan içlerine girerek bölgeyi fethedebilirdi. Fakat İstanbul'u fethetmek ve Anadolu'daki Türk birliğini sağlama gibi hedefleri vardı. Balkanlarda Osmanlıların üstünde gücü olmadığı ve onları yenmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bulgar Krallığı tamamen ortadan kaldırıldı. Son Bulgar prensi Stratsimir'den Vidin alındı. Yıldırım Bayezid'in şanı tüm İslam aleminde duyuldu. Doğu Roma hükümdarı Manuel, İstanbul'da Türk mahallesi kurulmasına, cami kurulmasına ve kadı görevlendirilmesini kabul etmek zorunda kaldı. Doğu Roma artık batıdan ümitlerini yitirmişti. Evronos Bey 1397'de Argos'u ve Atina'yı aldı. Artık Yıldırım, halifenin desteğiyle sultan unvanıyla anılmaya başlandı. Halife tarafından Anadolu'nun hükümdarı olduğu artık tescillenmişti. Nibolu'da kazandığı zaferden sonra Yıldırım önce Edirne'ye, ardından Gelibolu üzerinden Bursa'ya döndü. 1397'de Balkanlarda bulunan Akıncı beylerinden Evrenos Bey, Murtaza Bey ve Yakup Paşa, Venedik'e bağlı olan Koron ve Moron kalelerine akınlar yaptılar. Bu akınlar yıldırma ve yağma toplama hedefliydi. 1397'de Bayezid'in eniştesi olan Karamanoğulları Beyi Alaaddin Bey, Türkmenleri bir araya getirerek büyük bir ordu oluşturmuştu. İstanbul kuşatması hazırlığında olan Bayezid, ordusunu alarak Konya üzerine sefere çıktı. Anadolu'da güçlü bir rakip istemiyordu. Karamanlılar ve Osmanlılar arasında yapılan 1397 sonbaharındaki Akçay Ovası Savaşı, 1. Bayezid'in kesin zaferiyle sonuçlandı. Alaaddin Bey kaçarak Konya Kalesi'ne sığındı. Yıldırım Bayezid kısa bir kuşatmanın ardından Alaaddin Bey'i yakalayarak idam ettirdi. Karamanlılara ait olan Larende Kalesi de ele geçirildi. Yıldırım Bayezid kız kardeşi Melek Hatun'u ve yeğenlerini Bursa'ya gönderdi. Yıldırım Bayezid'in bu seferi sonunda Konya, Niğde, Karaman ve Develi kesin olarak Osmanlıların eline geçti. 1398 yılına gelindiğinde Doğu'da Kadı Burhanettin ile Akkoyunlu hükümdarı Karayülük Osman Bey savaşa girişmişti. Osman Bey bu savaşı kaybetti. Esir düştükten sonra ise öldürüldü. Kadının numarası Yıldırım Bayezid'e haber gönderip devlet arazilerinin Osmanlılara geçmesini istediler. Bu nedenle 1398 yaz sonunda Yıldırım Bayezid Anadolu seferine tekrar çıktı. Bu sefer sonunda Kırşehir'den Sivas'a kadar uzanan geniş arazi Osmanlıların eline geçti. Yıldırım Bayezid doğu güvenliği sağlayarak Bursa'ya döndü. Bu tarihlerde ise Timur Han doğuda Çağatay, Harzemşah ve İlhan gibi hanedanların son varislerini de ortadan kaldırmış güçlü bir devlet kurmuştu. Doğu Anadolu'da da hak iddia ediyordu. Anadolu'da ise Sivas'a ve Fırat'a kadar olan bölgenin tek gücü Yıldırım Bayezid olmuştu. Bayezid, Timur'un hakimiyet ve güvenlik alanı saydığı Doğu Anadolu'ya uzanmıştı. Yıldırım'ın yok ettiği Türkmen beylerinin çoğu Timur'dan ümit bağlar duruma gelmişlerdi. Doğu'ya topraklarını genişleten Bayezid ile Batı'ya topraklarını genişleten Timur'un karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olmuştu. Birbirlerinden farklı hedeflere sahip olsalar da tarih onları karşı karşıya getiriyordu.
1400 yılına gelindiğinde Yıldırım Bayezid, Anadolu'daki Osmanlı otoritesini büyük ölçüde sağlamıştı. Son olarak Kadı Burhanettin'in topraklarını ele geçirmesiyle Osmanlıların sınırları Sivas'ın ötesine ve Fırat'a kadar uzanmıştı. Halife tarafından sultan unvanıyla anılmasıyla Anadolu'nun doğal hükümdarı olarak görülüyordu. Gücünün zirvesindeydi. Anadolu'da hakimiyetlerini kaybeden Türkmen beyleri Timur'a sığınmışlardı. Yıldırım kendisini Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak görürken Timur, İlhanlıların, Harizmşahlıların ve Selçukluların varisliğini üstlenmişti. Tarih bu iki büyük Türk hükümdarını maalesef karşı karşıya getiriyordu. Timur, kendisini rahatsız eden ve hakimiyet alanlarında saldırılarda bulunan Bağdat hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf için doğuya yöneldi. Onlar Timur'dan kaçarak Yıldırım Bayezid'e sığındılar ve geri dönülemeyecek süreç burada başladı. Doğu Anadolu'ya kadar gelen Timur'a Bayezid'e vergi veren Erzincan emiri Mutaharten itaat etti. Artık Timur ve Bayezid komşu olmuştu. 1402 Ankara Savaşı'nın öncesinde Timur, Yıldırım Bayezid'e 4 mektup göndermiş, Yıldırım Bayezid de 4 mektupla cevap vermiştir. Ancak bu yazışmalar savaşı önleyememiştir. Karşılıklı tehditler ile başlayan mektuplaşmaların devamında üstünlük kurma yarışına girilmişti. Bu mektuplarda savaşı önleyemedi. Tüm bu olayların ayrıntılarını ve Ankara Muharebesi'ni bir sonraki videoda anlatacağız arkadaşlar. Bu videoda sadece karşılıklı mektuplara yer veriyoruz. Yıldırım Bayezid'e gönderdiği ilk mektubunda Timur şunları söyledi. Rum diyarından melik olan Yıldırım Bayezid, biz ki kuvvet ve iktidarımızla insanlık aleminin büyük kısmını tebaamız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler tebarüz etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf ile Bağdat Sultanı olan Ahmet Celayir'in Osmanlı idaresine sığınma taleplerini kabul etme. Bu iki kişiyi yakalayıp aileleriyle birlikte bana teslim et. Ya öldür ya da ülke sınırları dışına çıkar. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerekir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Yıldırım Bayezid bu istekleri emri baki saymış, muhtemelen kendisine sığınanların kışkırtmaları ve Sivas kuşatması da dahil istilacı planları sebebiyle Timur'a çok sert ve hakaret edici bir cevap mektubu göndermiştir. Evet dostlarım, Yıldırım Bayezid'in Timur'a gönderdiği cevap mektubunu ise bu kaynaktan dinlediğimiz o kısmı ise önümüzdeki videomuzda ele alalım. Tabii ki zaten benim o savaş yani o konuyu ele almam için 3 4 5 6 6 tane farklı olaydan sonra bir tane konuya geleceğim. Bunu da belirtelim dostlarım size. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Yıldırım Bayezid dönemi İstanbul kuşatmaları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u 4 kez kuşatma altına almış ama her seferinde mutlaka bir sorun çıkmış ve kuşatmayı kaldırmıştır. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Tabii ki İstanbul Bizans'tan ancak ve ancak 1453 yılında 2. Mehmet'in zamanında fethedilecektir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım değerli dostlarım. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Neybolu Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun. Evet. Allah'a emanet olun.